Son seansa karşınızdayız. Son seansa Merkez Bankası'nın merakla beklenen ve bugün gerçekleşen para politikası kurulu toplantısını konuşacağız. Merkez Bankası beklentilerin altında ama ön yüklemeli bir faiz politikası izlemeye başladı. Devamı gelir mi? Gelirse ne kadar gelir bunu bilmiyoruz ama şu an gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası artık politika faizi artış sürecini sürdürecek. 27 ay boyunca faiz indirimi ya da faizlerin stabil kalmasıyla ilgili bir süreç izlemiştik ve bu sürecin artık sonuna geldiğimizi görüyoruz. Bugün itibariyle Merkez Bankası politika faizini 650 bas puan artırarak %15'e çıkardı. %8.5'ten %15'e çıkan bir politika faizi var ama piyasa politika faizini çok beğenmedi. Çünkü kur yukarı doğru gitti. Bütün paralar karşısında Türk lirası bugün kötü bir gün geçirdi. Aslında borsada da benzeri bir tablo vardı fakat borsa son saatlerde toparladı. Bazı alımlarla yukarı doğru gelmeyi başardı. Yarın nasıl bir açılış yapacağını elbette bilemiyoruz. Bugün bütün Merkez Bankası politikalarını konuşmak üzere Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz bizimle birlikte ve Doçent Doktor Hakkı Öztürk bizimle birlikte olacak. Evet, Merkez Bankamızın para politikası kurulu kararını konuşacağız. Enine boyuna, bu arada tabii sorularınız varsa gönderirseniz onları da yanıtlama imkanımız olabilir. İki değerli akademisyen konuğumuz bizimle birlikte. Profesör Dündar Murat Demiröz ve Doçent Doktor Hakkı Öztürk bizimle birlikte. Bakalım acaba Merkez Bankası öngörülebilir bir Merkez Bankası'na dönüşmüş mü? Ya da Merkez Bankası'nın bundan sonra nasıl bir politika izleyeceğini bugünkü attığı adıma bakarak söyleyebilecek durumda mıyız? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Sizle başlayalım. Bir genel girizgah olsun diye nasıl buldunuz? Yani saat 2'de politika faizi açıklandığında hem oran bakımından hem politika yaklaşımı bakımından hem politika metni bakımından ne gördünüz? Politika metnini de şey yapan elbette tabii onu da konuşacağız. Tamam. Aynen. Öncelikle Gaye Hanım ilk atandığında burada üçümüz konuşmuştuk. Muhtemelen yapacakları şey %15 kadar bir arttırım demiştim. Aynen. Ve geçen bu pazartesi günü de konuştuğumuzda 3 ihtimal var demiştim. Arttırması gereken faiz düzeyi %25 demiştim. Çünkü 24-49 şey var, 24-47 yıl sonu enflasyon beklentisi var kendi anketinde. Evet. Dolayısıyla kendisiyle tutarlı bir Merkez Bankası en azından faizi o civara yükseltmesi lazımdı. Ama dedim kulislerden edindiğim bilgimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı Zat-ı Devletleri şey yapıyor dedik. Yani %20'ye kadar Eylül ayında %20 olacak şekilde bir faiz arttırımına izin vermiş diye bir şey var demiştik. Sağlam bir kulis bilgisine sahipsiniz. O kulis bilgisi evet. Ama bunun ne derece geçerli olduğunu bilmiyoruz demiştik. Eğer %20'nin altında bir faiz artışı gerçekleşirse hiçbir şey, çok fazla bir şey değişmez demiştik. Değil mi? Evet. Bugün ve talimat ve tensiple iş yapmaya devam edecekleri anlamına gelir demiş. Talimat ve tensibi açalım isterseniz hocam. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensipleriyle diyorlardı ya Sayın evet. Nebati, Sayın Bozdağ, ne bileyim işte Berat Albayrak, evet. Sayın Albayrak gibi bir Sayın Kavcıoğlu. Evet. Bu yeni ekonomi modeli miydi? Türkiye ekonomi modeli. Evet. Türkiye ekonomi modelinin mümessilleri bunlar. Evet. Bunların her şeyde yani çaycı da atansa böyle diyorlar. Şimdi dolayısıyla bunun doğru olmadığını özellikle ekonomi politikasında doğru olmadığını söylemiştik. Çünkü tabii ki Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensipleriyle olacak o siyasi irade ama bu beyan edilmez böyle. Aynen. Cumhurbaşkanımız da istemez bunu yani böyle çıkıp da her lafın başında böyle edilmez. O zaman sen ne iş yapıyorsun derler adama. Tabii. Şimdi hakikaten devam ediyor mu talimat ve tensip ekonomisi? Şu anda bu
bunu söylemek erken olur ama o yönde bir intiba yarattı bende, devam edeceği yönünde. Ama burada ilişki biraz daha sanki şey, mesela biz yeni Merkez Bankası Başkanımızın bir fotoğrafını gördük. O kadar. Sesini duymadık. Henüz, evet. Burada ne demiştik? İletişim çok önemli demiştik. Hatta Deutsche Bank'ın da bu konuya vurgu yaptığını söylemiştik. Diğer merkez bankalarından farklı olarak, evet, diğer bankalardan farklı olarak önemli olan faiz değil, önemli olan iletişim stratejisi, evet, demişti. Evet. Şimdi burada iletişim stratejisi hala aynı hamam aynı tas devam ediyor. Siz kimle iletişim kuracaksınız? Benle iletişim kurmanıza gerek yok. Ben burada sizi yorumluyorum. Yani tabii, futbol maçlarından sonra hani yorumcular var ya, onlar, evet, biz de şimdi yorumluyoruz. Biz Jerome Powell'u da yorumluyoruz, sizi, tabii, de yorumluyoruz ama sizin ikna etmeniz gereken yatırımcılar, bravo, piyasa. Tabii. Onlarla iletişim kurmanız lazım. Yok iletişim. Mehmet Şimşek, sayın Mehmet Şimşek çıkmış konuşmuş. Burada şöyle bir intiba oluşuyor. Twitter'dan talimat ve tensip etkisi. Şöyle ister misiniz Mehmet Şimşek'in ifadesini aynen paylaşayım. Diyor ki, ekonomi felsefelerinin temelinin teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayandığını biliyoruz. Bugün Merkez Bankası'nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek. Felsefik bir açıklama yapıyor. Yani ekonomi modelinin felsefesini anlatıyor aslında. Şimdi o söylediği şeyde iktisat ilmiyle pek uyumlu olmayan bir şey var ama oraya girmeyelim. Dalgalı kur rejimi ve enflasyon hedeflemesi birbiriyle çelişir. Zaten bu kadar 20 sene boyunca enflasyon hedeflemesi uyguladık. Kurların dengeye gelip cari açığı dengeye getirmesi gerekiyordu. Niye getirmedi? Dalgalı kur sisteminde dış şoklar etkisiz olurdu. Niye etkisiz olmadı? Aksine çok etkili oluyor dış şoklar. Niye? Çünkü faiz hedeflemesi dalgalı kur sisteminin çalışmasını engelliyor. Faiz ve enflasyon hedeflemesi. Dolayısıyla hani o benim kendi görüşlerim, ideolojik, hakikaten, anladım, felsefi bir şey söylemiş. Ama burada başka bir şey var. Sayın Mehmet Şimşek bari tweet paylaşacaksa Sayın Gaye Erkan paylaşsaydı. Yani kararı Mehmet Şimşek mi aldı? Değil mi? Veya demek ki talimat ve tensip ekonomisi Mehmet Şimşek'ten Gaye Erkan'a doğru çalışıyor. Bravo. Karar alınmadan bir gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yani, evet, para bulmak üzere gitti. Evet. Şimdi düşünün, Merkez Bankanızın kritik bir toplantısı var. 24 saat kala siz gece gitmişsiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nde fon bulmaya. Yani, hı, demek ki siz işin başka bir tarafındasınız. Hı. O zaman işin asli sahibi kim? Merkez Bankası Başkanı. Bari o tweet atsın. Evet, onun bari, evet. Ama demek ki hala işler, ama bu sefer talimat ve tensip Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelmiyor, Mehmet Şimşek'ten geliyor. Evet. Merkez Bankası'nın hani bir böyle bir bağımsızlığı şu an için en azından öyle bir intiba yok. Bu intibanın bu intibanın oluşması lazım. Onun için behemahal kendi çalışma gruplarını oluşturup iyi bir basın toplantısıyla piyasayla Sayın Gaye Erkan'ın iyi bir iletişim kurması lazım piyasalarla. Bu çok önemli bir şey. Yani o bir intiba oluşursa bir daha üstünden çıkaramaz onu. Tabii. Biz burada kötü niyetle söylemiyoruz. Biz onun başarılı olmasını istiyoruz. Ama hocam biliyorsunuz. Bakın Ali Bey, ben hem Mehmet Şimşek'in hem Merkez Bankası Başkanımızın başarılı olmasını istiyorum. Burada Hakkı Hoca ile çok övdük de kendisini. Cumhuriyetimizin faziletinin göstergesidir dedik. Onun için bu iletişim meselesini bir an önce çözmeleri lazım. Evet. Hatırlarsanız Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı, bir gün önce yani Para Politikası Kurulu toplantısından önce bankalarla bir toplantı yapacaktı. Bu toplantı iptal edildi. Şimdi yani herhalde o toplantıya kendisi karar verdi. İptal eden kendisi olamaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada şöyle bir mesaj veriliyor. Biraz geride durun, bir bakalım, biz önde bulunalım. Sonra sizin konuşacağınız günlerde gelebilir diyor. Yani henüz Merkez Bankası Başkanı'nın sahne alabileceği bir ortam olmadığını düşünüyor olabilirler mi? Yani bu eğer böyle bir intiba varsa bu intibanın kırılıp bir an önce kırılması lazım. Yani kendi hani amiyane tabirle karizmasını ortaya koyması lazım. Evet. Peki
Bu kurulda ne diyor? Benim gördüğüm, tamam. İsterseniz politika metni ona sonra mı? Tamam. Hocama mı geçelim? Yok yok, hayır hayır. Politika metni, tamam. Hocamla da devam ben, edeceğiz. Biz şeyle geçen ayın politika metnini de çıkarttırdık. Güzel. İkisi arasında şeye bakıyoruz. Peki. Şimdi benim üç tane noktam var. Hocam da kendi şeylerini şey yapmıştır. Burada geçen ayki şeyde küresel resesyon ihtimali var diyor. Evet, kurum. Bu ay. Şimdi küresel enflasyon çok yüksek, resesyon mesesyon falan hikaye burada. Bu bir ay sonra, yani bir ayda bütün dünyanın ekonomik şartları birer hop böyle tersine dönmüş. İki, dünyada faizler düşecek diyor. Finansal piyasalar, merkez bankalarının faiz arttırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklediklerini yansıtmaktadır demiş Sayın Kavcıoğlu ve diğer dört kurul üyesi. Şeyde bugünkünde diyor ki, küresel ekonomide enflasyon düşerken hala uzun dönem ortalamaların çok üzerinde seyretmektedir. Yani küresel enflasyon yüksek. Bu nedenle bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır. Tam tersini söylüyor. Yani evet. Bir ayda bütün dünyada bütün trendler böyle hop başka ters tarafa dönmüş. Üç, bu şey diyor, TCMB fiyat istikrarı temel doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecekti. Hep söyledikleri şey ama çok önemli, TCMB fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için liralaşma stratejisini tüm unsurlarıyla uygulayacaktır. Nedir liralaşma stratejisi? Kapalı çarşıdan dolar, altın al, piyasaya sat. Evet. Çünkü hazinede kal, şeyde Merkez Bankası'nın kasasında altın, dolar kalmamış. Tabii. Kapalı çarşıdan topla sen şeyleri, altını, doları piyasada sat. Liralaşma stratejisi buydu. Bugünkü şeyde daha makul tabii ki. Kurum politika faizini, bir kere hangi aracı kullanacağını söylüyor. Politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede %5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir diyor. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar da parasal sıkılaştırma gereği. İki tane vurgu var. Ben evet. Faizi yükselteceğim ve parasal sıkılaştırmayı artıracağım. Peki gerçekten bu bir başlangıç, çok üstlerine gitmeyelim diyelim. Ama demek ki kontrollü, çok şahin değil, ılımlı bir faiz artışı. Bunu da Hakkı Hocam çok güzel şeyden önce konuştuk. Tweet'te de paylaşmış. Yerel seçime kadar top çevirme olarak orta sahada top gezdiriyoruz. Buyurun hocam. Valla şimdi tabii nereden başlayacağım bilmiyorum. O vallahi kadar çok şey var ki. Metninden tamam. Sizin de şöyle yani söylenecek çok şey var da. Evet. Birincisi şunu söyleyeyim. Yani bugünkü metne baktığımız zaman aslında tek tek şimdi yani şu an Türkiye'deki mevcut durumundan bağımsız olarak şu metni okuduğum zaman işte dezenflasyon en kısa sürede tesis edilmesi için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verilmiştir. Doğru ifadeler. Bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır. Enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Talep güçlüdür. Bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağı öngörülmektedir. Bunlar çok doğru. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Hiçbir kimsenin itirazı olmaz. Sıkılaştırma sürecinin başlamasıyla para politikasının etkinliği artacaktır. Ondan sonra bunlara çok doğru ifadeler. Evet. Kimse bir şey çıkartamaz da itirazımız şöyle yok. Bir durum var. Eğer Türkiye'de atıyorum enflasyon %10'lardan işte 15-16'lara 17'lere yükselmiş olsaydı da Merkez Bankası'nın yani kurumsal bağımsızlığı olmuş olsaydı, kredibilitesinde yıpranmalar olmamış olsaydı, enflasyon da %10'dan %15'e çıkmış olsaydı, mevduat faizleri de işte kabaca 18-19-20'lerde olmuş olsaydı, kredi faizleri de 22-23-24'lerde olmuş olsaydı, bu metin çok doğru bir metindi. Ama şu anki durum tam tersi. Bir defa Türkiye'de enflasyon yani son işte %40'da %85'lere kadar çıkmış. Çıktı. Acayip yüksek bir enflasyon var. Birincisi o. Ya ikincisi sen faizini %8,5'tan %15'e çıkartıyorsun da
Zaten mevduat çıkartmadan önce de mevduat faizleri %40'tı. İhtiyaç kredisi, tüketici kredi faizleri %45 civarında. Öyle değil mi? Tabii. Yani dolayısıyla şöyle bir şey var. Bakıyorsunuz yani bir dükkanın vitrininde hala eskiden 800,5 yazıyordu. İçeri giriyorsun piyasanın içine, öyle bir faiz yok. Yani %40'lar, %45'ler faizler. Tabii. Şimdi de 15 yazıyor, yine içeri giriyorsun, yine aynı faizler, hemen hemen aynı olacak. 40'lar, 45. Tabii ki evet. Bu şekilde yani güvenilirliği sağlamak, yıpranan kredibiliteyi geri kazanmak tabii ki çok zor. Tabii ki biz onu demiyoruz. Yani birden faiz %40'a çıkmaz. Bu Türkiye ekonomisini çok zorlardı ama hocamın orada dediği şöyle bir şey var. Madem Merkez Bankası samimi, biz de öyle olduğuna inanmak istiyoruz. Sayın Mehmet Şimşek başarılı olsun istiyoruz. Hele sayın yeni gelen Gaye Hanım'ı gönülden destekliyoruz. Ama en azından bu kadar nedir? Kendi açısından tutarlı olması açısından. Ve onu da metne söyleyecekti. Ya bizim yıl sonu enflasyon beklentimiz işte %23. Ondan sonra piyasanın da bir yıl için sonraki baktım ben şimdi piyasa katılımcıları anketinde evet. Enflasyon beklentisi %30, bizim de %23. Dolayısıyla biz %25'e şeyi çıkartıyoruz. Bundan sonra da sıkılaştırma yapacağız deselerdi ve bu ifadeler biraz daha böyle muğlak olmasaydı. Net olsaydı. Net olsaydı yani burada netlik yok. Mesela diyor ki gerektiği ölçüde kademeli olarak falan filan gerektiği zamanda. Ne demek? Ne demek yani? Bu? Kim buna karar verecek falan? Dolayısıyla... çok böyle zaten ama bakın o kadar çok son 1-1,5-2 yıldan beri Merkez Bankası ile ilgili problemler oldu ki dolayısıyla ne kadar böyle müthiş bir şey yapsa da yine piyasanın ikna olması çok iyi bir başlangıç yapsa da piyasanın ikna olması belli bir zaman sürecine yayılacaktı. Öyle değil mi? Evet. Ama ben çok iyi bir başlangıç yaptığını düşünmüyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani bugün %25 yapsa faizi çok bir şey değişmeyecekti. Yani sadece kredi kartı faizleri bir miktar daha artacaktı. Zaten bugün de şey yaptı. KMH faizleri bir miktar daha artacaktı. Ondan sonra tahvil bono faizleri zaten 17-18'ler onların artması bekleniyor. Ama en azından kendi açısından tutarlı olurdu. Belki beklentileri yönetme açısından iyi bir başlangıç. Bakın yönetirdi demiyorum 25'te yapsa. Ama beklentileri yönetme açısından iyi bir başlangıç yapmış olurdu. Ve aynı zamanda Gaye Hanım çok değerli birisi. Bugün mesela... Bir karar alırlardı, çıkardı basının karşısına. Bütün sorulara da cevap verirdi. Çatır. Tabii yetkinlikte yapabilecek bir insan bunu. Evet. Değil mi? O zaman belki orada nasıl mesela Powell, Amerika'da şey geliyor, Metin geliyor. Ondan sonra herkes Powell'ın basın toplantısında söylediklerine şey yapıyor. Evet, evet. Metin'den mesela ona göre o metni daha da önemli hale getiriyor. Evet. Bunu yapabilirler de işte sözel yönlendirme budur. Niye yapmıyorlar? O metni paçavraya çeviriyor. Yani bunu yapacaksa bence evet. Gaye Hanım çok iyi yapar. O kadar tecrübeli. Yani tamam finansçı aslında kökeni, finansal mühendis ama yani yapar bunu, yapabilir. Ama tercih edilmedi. Dolayısıyla hocamın dediğine de katılıyorum. Sözel iletişim yönlendirme açısından da bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Tabii bir de şöyle bir sıkıntı da var burada bakın. Şimdi bir önceki demin söyledim, bir ay önceki para politikası kurulu kararı ve para politikası üyeleri aynı. Sadece başkan değişti. Evet. 1-2-3-4 tane üye var. Bir ay önceki şeyde diyorlar ki liralaşma stratejisi, büyüme, sanayi üretimi falan filan ondan sonra. Ve aynı zamanda diyor ki kurul para politikası duruşunun fiyat istikrarı, finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu diyor 8,5. Bakın bir ay var arada. Ve diyor ki uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler devam ediyor diyor. Bir önceki. Evet. Şimdi de ne diyor? Enflasyon büyük bir risk diyor, yükseliyor diyor. Yani aynı para politikası kurulu üyeleri nasıl oluyor bu iş ben anlamadım yani. Şimdi böyle siz nasıl güvenilirliği sağlayacaksınız, nasıl beklentileri yöneteceksiniz bilemiyorum. Yani bu iş, emir kumandayla para politikası yürütülüyor. Olmaz yani, evet. Emri kumanda. Şimdi şöyle... Şeyde bile, Osmanlı'da bile padişahımız, efendimiz, hazretlerinin hükmedemeyeceği güçler vardı. Evet. Bunlardan birisi Adalet Bakanı konumunda, aynı zamanda YÖK Başkanı, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı. Şeyhülislam o. Tabii. Hem onun Diyanet iradesinin İşleri Başkanı, üzerine çıkamıyor. Hem Adalet Bakanı, hem de YÖK Başkanı diyelim, ulemanın. Ona hiçbir şey söyleyemez.
bir kere padişah. Onun şeyine uymak zorunda yani o yasa olduğu için. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi Başkanı. Yani onun hükümlerine uymak zorunda. Bu para işleri de aynı şekilde. Yani eskiden Osmanlı'da şahsi yönetim falan yoktu. Fatih Sultan Mehmet'ten beri kurallar, kaideler geçerliydi. Paranın tahşişi de öyle hemen karar verilen bir şey değil. Bütün fiyatlara bakılır, şeye bakılır, hazineye bakılır. O resmi kararlarla çıkar. Şimdi dolayısıyla para basmak falan da öyle emirle talimatlı olmuyordu. Ama ve lakin orada bile olmayan bir şey şimdi burada oluyor mu? Ben olduğunu yani olmadığını düşünmek varsayıyoruz, istiyorum. Evet. Olmadığını düşünmek istiyorum. Ama verilen imaj o. Dolayısıyla bu iyi bir şey değil. Geçen programda konuşmuştuk. Ne Putin, ne Xi Jinping. Ben Avrupa Birliği ülkelerinden bahsetmiyorum. Bakın evet. Gayet baba gibi otokrat, kapalı sayılabilecek kapalı rejimlerden bahsediyorum. Yani Putin de karışmıyor Merkez Bankası'na, Xi Jinping de. Belki İran'daki mollalar karışıyordur, onları bilemem. Onu bilmiyoruz, evet. Ben de bilmiyorum. Ama onun dışında ben hiçbir şeyin böyle... Afganistan'da şey var biliyorsunuz, Merkez Bankası'na çok şey var ya, yani müdahale var derken işte Afganistan'ın durumunu biliyorsunuz. Yani. Ondan sonra başında şeyle bekliyorlar. Keleşle bekliyorlar. Evet, Kalaşnikov'la bekliyorlar yani. Yani bizimki böyle bir şey değil tabii ki. Değil tabii ki. Köklü bir devlet geleneği var Türkiye'nin. Yani sadece Cumhuriyet değil, koca bir Osmanlı şeyi var. Tabii. Geleneği var. Şimdi dolayısıyla ben bu imajın ortadan kalkması gerektiğini, düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa isterse %100'e çıkarsınlar faizi, hiç bekletmez. Bir şey bilirim. Buyurun hocam, tabii. Ya bir de mesela burada hala yani bir cümleyle söylemem gereksiz mesela. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecek. Şimdi bu yani bizim Merkez Bankası'mızın cari dengeyi iyileştirmek bu yeni çıktı son 1,5-2 seneden beri. Böyle bir görevi... Çıkan bir şey yoktu işte. Yok. Ne dediler artık bizim amacımız cari fazla vermek bu politikaya geçirdi. Tabii. Tarihin en yüksek cari açığını verdi. Hala aynı şeyi söylüyorlar. Bu ne demek? Artık politikalardan tam bir dönüş yok. Biraz bir hibrit, bunu Emre Alkin Hoca söylemişti. Hibrit, seçimlere kadar hibrit bir politik devam edecek. Gördüğüm o. İkincisi, bu güzel bir şey. Burada tamam diyor ki, işte makro ihtiyati bankalara biliyorsunuz düzenlemeler gelmişti. Tedbirler gelmişti. Bunlar sadeleşecek diyor. Ve kademeli geçiş mesajı veriliyor. Ama yani bunun ne zaman olacağı, tabii etki analizleri yapılacak falan diyor bunlarla ilgili. Yani bunu mesela şöyle bir takvim burada açıklasalar daha inandırıcı olur. İşte şu tarihte... Sizce hocam, Merkez Bankası, BDDK bu yeni regülasyonlardan artık vazgeçecekler mi? Yani mesela ya daha az regülasyonun olduğu bir döneme giriyor olması lazım. Olabilir miyiz? Yani normal, bakın Mehmet Bey üstünde durduğu şey ne? Öngörülebilirlik, şeffaflık, öngörülebilirlik. Böyle bir 250 tane... Son 1,5 yılda gelen regülasyonlarla öngörülebilir olur mu? Sabahleyin kalkıyor. Tabii canım, hepsi aptala döndüler. Mı? En zor sektördü son 1,5-2 yılda yani. Hepsi artık neyin ne ve öyle bir şey ki sabah yayınlıyor, 2 gün sonra değiştiriyor aynı şeyi. Tabii. Ya da kaldırıyor. Kaldırıyor falan filan, o kadar uğraşıyorlar. Dolayısıyla tabii ki bunların yavaş yavaş ne olması lazım? Kademeli olarak kaldırılması lazım. Tabii bunun için etki analizlerinin de yapılması lazım, doğru. Ama yani bununla ilgili bir şey olması lazım, bir takvim açıklanması lazım. En azından şu kadar sürede biz bir takvim açıklayacağız falan. Şimdi çok muğlak yani bunlar. Yani diyebilir ki biz 3 ay içinde bir etki analizlerini yapacağız, 3 ay içinde de bir takvim açıklayacağız, olması lazım. İkincisi bence yani eğer ki siz şey yapmak istiyorsanız tabii ki Mehmet Bey de yani şu an için siz de söylediniz işte nerede Birleşik Arap Emirlikleri'nde fon bulmak için. Yılmaz'la beraber dün tabii, akşam. Tabii yani tabii. Temel görevi zaten o olduğunu söylemiştik. Oradan para arıyorlar. Yani bize Merkez Bankası'nın rezervleri zaten ortada. Zaten bugün şeyin attığı, Sayın Mehmet Şimşek'in attığı şeyde de, tweet'te de o var. İşte diyor ki biz diyor istikrarı sağlarsak, öngörülebilirliği sağlarsak diyor yabancı yatırım gelecek. Ondan sonra ya da yabancı yatırımcı geldiği zaman zaten diyor otomatikman ülkede borçlanma maliyetleri düşecek, kur istikrarlı olacak, bu diyecek iş üretime de falan daha olumlu yansıyacak diyor. Dediği doğru, zaten bunu gördük biz eski bakanlığı zamanında. O zaman ama küresel konjonktür çok uygundu. Şu an öyle bir uygun konjonktür yok.
Ama tabii yabancı yatırımcı da baktığınız zaman yani bu ortamda hala büyük bir kafa karışıklığı var. Dolayısıyla ben çok kolay ikna olacaklarını önceden de söyledim. Açıkçası düşünmüyorum. İnşallah tabii ki ikna olurlar. Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verirler. Ama bu ortamda bana bu işlerin biraz zor olacağı gibi geliyor. Ama atıyorum ne bileyim Birleşik Emirlikleri'nden veya neyse Körfez'den, oralardan, o civarlardan, evet, o bölgelerden yine işte swap olmaz. Olmaz depo, artık ne istiyorlar? Depo istiyorlar. Depo yani tabii, mevduat istiyorlar, öyle mevduat değil mi? Tabii getirin, ki çünkü emanet para bırakmayın. Tabii diyor. Çünkü niye? Neden? Bana getirin mevduat. Neden ama neden? Swap olduğu zaman o zaten o kağıt üstünde tabii, gözüküyor, evet, o paralar. Sen onu kullanabiliyor musun? Kullanamıyorsun. Ama depo olduğu zaman onu kullanabilirsin. Bu benim param olduğu zaman tabii, tabii, sonra de vadesi gelince artık yine onu da şey yapacaklar. Ama yani dolayısıyla ben çok iyi bir başlangıç olduğunu açıkçası düşünmüyorum. İnşallah bundan sonra tabii ki daha iyi olur. Öyle değil mi? Piyasa ikna olur. Türkiye'nin en büyük problemi enflasyon. Enflasyon düşmediği takdirde diğer makro faktörleri düzeltmeniz imkanı yok. Yani yüksek enflasyon ortamında zaten yabancı da gelip Türkiye'ye yatırım yapmaz yani açıkçası. Yani kabaca tabii ki kur istikrarına bakar yabancı. Öyle değil mi? Yani bugün kur işte atıyorum 20 lira. 30 lira olacaksa bir sene sonra zaten kurdan %50 kaybedecek. Gelip burada hisse senedinden %50 kazansa 0'a 0 elde var 0. 1 milyon dolar getirdi, 1 milyon dolarla çıkar. Yani, ama %25 kazandı hisse senedinden, kur %50 yukarı gitti. Zararda dolar bazında. Dolayısıyla kur istikrarına bakar ama kur istikrarını da dolaylı yoldan enflasyon etkileyecektir. Yani bir ülkede çok yüksek enflasyon olursa kurda istikrar olma imkanı var mı? Yok tabii ki. Dolayısıyla yani yabancı yatırımcının gelmesi için de ne olması lazım? Enflasyonun bir dezenflasyon sürecine Türkiye'nin girmesi lazım. Yabancı yatırımcıların inanması lazım. Türkiye'de enflasyon düşeceğine ve düştüğünü görmeleri lazım. Ancak öyle olur yani kur istikrarlı olur. Öyle değil mi? Peki bugünkü borsadaki yükselişin ve kurdaki çıkışın sebeplerini yani normalde ters korelasyon olması artık lazım o değil bitti mi? Tabii yani birisi çıkarken bugün öbürünün inmesi lazım ama ikisi bugün beraber yukarı doğru gidiyor. Eğitimde de bugün yine evet, eğitim veriyordum ben. Eğitimde de söyledim. Yani normalde nasıldı eskiden Türkiye'de yabancı yatırımcı varken? Tabii. Şöyle işliyordu sistem. Yabancı yatırımcılar ne yapıyorlardı? Türkiye'de bir risk gördüler değil mi? Atıyorum hisse senetlerini sattılar değil evet, mi? Hisse fiyatları aşağı geliyordu. Tahvil bonoları sattılar değil mi? Tahvil bono fiyatları düşüyor, getirileri yükseliyordu. Doğru. Öyle değil mi? Getirileri doğru, yükseliyordu. İşte sattı hisse senedi, tahvili sattı. TL'yi aldı. Türkiye'den bir kısmını sattı. Çıkmak istiyor. Gidiyordu o TL ile dolar alıyordu. Kur ne oluyordu? Yukarı gidiyordu. Yani tabii, sistem genelde böyledir. Her ülkede böyledir. Yani borsa aşağı gidiyor. Tahvil fiyatları da aşağı gidiyor ama faizleri yukarı gidiyor yabancı sattığı zaman. TL ile dolara döndükleri için tekrar kur da yukarı gidiyordu. Şimdi artık tabii çok fazla yabancı yatırımcı falan kalmadığı için çok az yani Türkiye'de. Tabii ki artık böyle bir sistem yok. Bunlar şey yapmıyor. Yani bugün borsadaki hareket, bilmiyorum tabii bu hafta, son iki haftada yabancılar bir 550 milyon, 560 milyon dolar nette alıcı olmuşlar. Çok düşük bir rakam, bu hiçbir şey değil. Tabii. 550 milyon dolar son iki haftada ama yılın başından beri baktığınız zaman satıyor. 1 milyar doların üstünde satışları vardır. Ama bu bakarsınız, bir bakarsınız öbür hafta hemen tersine dönüyor bu işler. Tersine. Yani biliyorsunuz. Bugün bilmiyorum tabii yabancı var mı yok mu. Hacim de öyle çok böyle ekstra bir hacim çok yok. Çok yüksek değil. Yok yani işte biraz tabii bu biliyorsunuz borsa yerli milli gruplar elinde. Borsa da bizim artık yerli milli oldu. Evet. Dolayısıyla işte endeksi aslında kur yukarı gidiyor ya. Kur yukarı gittiği için aman endeks de dolar bazında düşmesin diye endeksi de alıyorlar. Ne zamandan beri öyle bir şey yapıyorlar. Aman yani dolar bazında daha da ucuzlamasın falan diye işte o belli gruplar onu yapıyorlar. Ama iki gün sonra değişir zaten yeni bir flow yok yani ne yurt içinden var ne yurt dışından var. Dolayısıyla yani kalıcı devam olması eden için süreç hocam. Yani bilmiyorum ama bakın şunu söyleyeceğim bence şey yakın bir CDS evet doğru. Vardı. Yani yine ben ne oldu bugün kaç 5400'lerde galiba. Evet 5400. Ama ben şu yani kısa vadede bilmiyorum. Yani şu anki resme bakarak aman şu olur. İki gün sonra der ki işte bilmem ne ülkesinden şu kadar para geldi. Para mevduat geldi. Aldı. O tabii, zaman 5700'ü yukarı geçebilir. Onu bilemem yani. Ama şu anki zor biraz zor görüyorum. O işte tarihi zirvesi 5730 mu evet, neydi? Ama bir şey olur. Olabilir tabii ki. Ha bir de bir şey söyleyeceğim ama CDS'ler yukarı gitti mesela. Heh, enteresan. Tamam.
soracak. Yani, tabii en önemli şey risk primleri. Tabii ki orada da yabancı kurumlar alış satış fiyatları kotasyonu giriyorlar. Orada da spekülatif hareketler olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ama yani CDS sonuçta ülke risk primlerini rating notlarıyla da dahil. Onlar da ülke risk primlerini göstermesi açısından aslında önemli bir gösterge. Öyle değil mi? Tabii. İndikatör. Dolayısıyla yani bugünkü hareketle baktığınız zaman 480'lerden 530'lara doğru, yukarı doğru bir hareket oldu. Yani yaklaşık baktığınız zaman bu 50 bas puanlık bir hareket yapıyor. Yani az da bir hareket değil. Dolayısıyla bu tabii şeye bakmadım. Bunun yukarı gitmesi demek aynı zamanda kabaca 5 yıllık Eurobond faizlerinin de bizim işte 9.5'lardaydı. Kabaca onların da %10'lara doğru borçlanma maliyetlerinin yukarı gitmesi anlamında. Dolayısıyla çok yabancı yatırımcının buradan çok memnun olmadığı çıkıyor. Yani bir günlük hareket bunlar tabii. Çok kısa vadeli hareket. Daha bakmak lazım. Ha, kurla da ilgili tabii ki bugün yani bilmiyorum ben sebebini ama şu olmuş olabilir. Yani zaten bir miktar hep şey yapıyordu. Ne diyor mesela? Cari dengeyi iyileştirecek. Stratejik diyor da burada. Cari dengeyi kısa vadede nasıl iyileştirirsiniz? Cari dengeyi kısa vadede nasıl? Kurlayı değil mi? Kur yani. Öyle değil mi? Kuru biraz serbest bırakırsınız. Tabii. Kısa vadede bu yani kalıcı olmaz. Dolayısıyla belki kamu bankaları bugün devreye girmedi. Dolar satmadılar. Dolayısıyla biraz bıraktılarsa kur da biraz yukarı gitmiş olabilir. Belki vadeli işlemlerde yabancı pozisyonları yani onlar pozisyon short veya yani kısa pozisyondalardır. Olabilir belki bilmiyorum. Bugün onlar bazı, pozisyonlarını kapamış olabilir. Bazı o zaman kamu bankalarının dövizi ucuz bulup aldıkları yani döviz pozisyonlarını karşılamak için piyasadan döviz aldıkları. Evet, öyle mi? Evet tabii. Yani işte yani ya o olabilir yukarı, veya yani almasa bile yani normalde müdahale etmiyor mu Merkez Bankası tabii. Ne zamandır? Normalde müdahale satan kamu bankaları bugün aldılar. Müdahaleyi bile kesmiş olsa kur bir miktar yukarı gitmiş olabilir ama 24 yani fırsat herhalde. Bu fırsat deyip. Evet yani 24.5'larda. Tabii ki dediğim gibi bundan sonra biraz daha tabii izlemek lazım ama bence bir an önce bir defa bir istikrar programı açıklaması lazım Türkiye'nin. Ve bakın bunu aynı mevcut iktidar zamanında iyi yaptı. Çok iyi. Gerçekten yaptı yani. Evet. Yaptı. Yine aynı mevcut iktidar tamam o zaman küresel konjonktür arkamızdaydı, şuydu buydu falan filan ama yaptı. Yine yapabilir bence. Ama yapmak istemek lazım bunu. Ama işte benim gördüğüm kadarıyla hala faiz takıntısı. Ben onu öyle hissediyorum, devam ediyor. Böyle olduğu müddetçe siz enflasyonu kalıcı olarak düşünemezsiniz. İşte demin söyledik. Yani gözüken bence seçimlere kadar aslında bunu siz söylediniz ilk. İlk bir hafta, 10 gün önce burada yaptığımız programda. Siz dediniz ki herhalde seçimlere kadar böyle bir ortada politika olur. Evet. Onu dediniz. Yani ben de onu biraz daha şey yaptım. Seçimlere kadar top çevrilecek. Orta yani, sahada. Evet, orta sahada top çevrilecek. Bence gözüken o. Herkes zamana oynayacak. Tabii. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı tekrar bir karar verecektir. Ya devam diyecektir. Ya ondan sonra. Yani tokmağı da şu an Mehmet Şimşek eline falan almış değil. Almış değil. Yok, öyle gözüküyor şöyle yani. Şöyle söyleyeyim. Ben orada bir mecazda bulunayım. Gaye Erkan'ın, Sayın Gaye Erkan'ın elinde küçük bir davul var. Onun tokmağını Mehmet Şimşek tutuyor. Sayın Şimşek'in elinde de bir, daha orta boy bir davul var. Onun tokmağını Sayın Cevdet Yılmaz tutuyor. Evet. Sayın Cevdet Yılmaz'ın elinde de büyük bir davul var. Onun tokmağını da Sayın Cumhurbaşkanı tutuyor. Matruşka gibi böyle. Ya da elini tutuyor mesela. Ha, veya öyle tabii. Yani hani, aynen öyle tabii. Yani vurma tesis ve talimat ekonomisi diye bunun için diyorum. Bir de buradan yola çıkarak başka bir ben yeni bir kavram getirmek istiyorum. Nedir o? Bu benim gördüğüm, hocamın çok güzel anlattığı seçimlere kadar top çevireceğiz dedi. Ben tabii bunun gerekli olmadığını söylemiştim zaten. Yani savcı sayanı değil, çok beni koysanız… Çok doğru bir şey söylediniz. Ben tam bunu soracaktım. Siz dediniz ki şu anda Sayın Cumhurbaşkanı yani İstanbul, Ankara seçimlerini… Beni koysa belediye başkanı diye olarak ben alırım. Bir kaygı duymaması lazım. Vallahi benim bugün bir radyo programım vardı, bir anket yaptım ve anketi şöyle düzenledim. Dedim ki son seçimde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş kişilerin katılmasını rica ediyorum dedim. Yani anketi sakatlamayalım diye. Hocam şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yani tabii kendi seçmeni. Evet kendi seçmeni %35. Yani ben son seçimde CHP'ye oy verdim diyen insanların %35'i
ancak oy verebileceğini. Millet İttifakı da değil, gitmiş. CHP seçmeni. Evet evet, CHP seçmeni. %65'i yok. Dinleniyor evet. Program biliyorum. Çok evet. Da katılan vardır. Ona göre anlamlı yani. Çok doğru. Oldu. Yani şimdi mesela neden endişe duyuyor? Yani dediğiniz gibi savcı sayanı koyun kazanırsınız. Beni koysa kazanır. Bravo. Yani hocam, mesela ben, AK Parti'nin adayı olarak Hakkı beni hocama koysa koymak istiyorum. Ben siyasetten hiç anlamam. Hakkı hocam, o işleri bilmem. İstanbul sizin, Ankara. Şimdi bu rejim, benim gördüğüm, ben hani kontrollü kur rejimleri vardır ya, bu rejim kontrollü Merkez Bankası rejimi. Doğru. Yani en azından seçimlere kadar kontrollü bir Merkez Bankası. Demin dediğimiz matruşka, Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Yılmaz'ı, Cevdet Yılmaz, Sayın Cevdet Yılmaz, Sayın Mehmet Şimşek'i, Sayın Mehmet Şimşek de Sayın Gaye Erkan'ı koordine edecek. Her biri birbirine talimat ve tensiplerini bildirecekler. Böylece şeyle gidecek, liderlik ilkesiyle. Evet. Herkes bir üstünden icazet almadan iş yapmayacak. Bu da güzel bir şey aslında, yani kontrol, otorite, disiplin. Ama bir irade varsa bu bir manaya gelir. İrade yoksa bir manaya gelmez. Dediğim gibi yani siyasi ortam çok uygun. Sayın Cumhurbaşkanı bence şimdiden, Sayın Cumhurbaşkanımız karar verse, şimdiden sıkı bir politika uygulasak 2024'ün sonunda Türkiye bayağı bir rahatlar. Bayağı bir rahatlayabilir. Dolayısıyla ben yani yanlış siyasi karar aldıklarını düşünüyorum. Onun da ekonomiye bu tür kontrollü Merkez Bankası rejimi olarak yansıdığını yani herhalde düşünüyorum. Bir sonucu da şu olacaktır. Borç yiğidin kamçısıdır felsefesi var. Oradan buradan dolar toplamaya devam edeceğiz. Karşında sen şu kadar dost, kardeş ülkelerden şu kadar depo gelsin, bu kadar... Depo da mevduat demek yani. Tabii şu yani. Kadar benim Merkez Bankası mevduat açıklasın. Bu kadar getirin. 3 lira senden, 5 lira senden. Ben de bunu kredi olarak arkadaş, dağıtayım. Arkadaş 70 milyar dolar açığımız var. 70 milyar dolara yakın tabii açık. Tabii, hazine şeyine düştükten sonra doğru. Yani 60 değil 70 tabii civarı. Ya bu korkunç bir şey. Bir an önce bunun kapatılması lazım. Benim tahminim borç yiğidin kamçısıdır felsefesi de bizi nereye götürecek? Bütün bu seçimlerden sonra bir Sayın Cumhurbaşkanımız veya Sayın Cevdet Yılmaz Beştepe'de IMF heyetini ağırlar diye düşünüyorum. Güzel de böyle kurabiyeler, çaylar falan koyarlar. IMF heyeti gelir. Artık kottarelli mi olur, mottarelli mi olur, birisi olur. Kebapçıydı hocam, o gelmez. O kebapçıydı. Ona kebap yediriyorlardı tabii, değil evet. Mi? Bu sefer daha bizimkiler daha, ama şimdi Beştepe'de ikram çok güzel. Ben gittiniz mi? Ben tabii bir konseye katılıyorduk Sayın Cumhurbaşkanı. Bana nasip olmadı da o yüzden. Siz bir de şey söyleyeceğim. Biz tabii önceden hep tabii yani IMF olasılığını ben hocam hep dile getiriyordu burada. Ben o kadar çok dile getirmiyordum. Çünkü biliyordum yani işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşı olduğunu, gitmeyeceğini, etmeyeceğini. Veya bir iktidar değişikliği olursa belki Türkiye'ye para gelir, o zaman IMF'ye gitmeye gerek kalmaz kalmayacağını. Ama şu ortamda bence bu son şans. Eğer bu, eğer ki bu yeni işte bu topu kaldırabilirse kadro, havaya. Evet. Yaptı, olmadı. Artık o zaman kaçınılmaz, başka yapacak bir şey yok. Onu da söylemek lazım tabii. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Ne diyordu Mehmet Akif Ersoy? Tarihi tekerrürden ibaret sanıyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Osmanlı'ya bakın. Evet. Osmanlı. Borç aldık ilk Kırım Harbi'nde. Kırım Harbi. Padişahımız Efendimiz Hazretlerine geldiler. Hünkârımız dediler. Ne demek, sizin ihtiyacınızı biz karşılarız. Tabii. 50 bin altın verelim. Tabii. Hay hay aldı zatı şahane. Ondan sonra bir iki sene sonra faizle ödenmesi gerekince hünkârım ne gerek var, siz 100 milyar dolar bu 100 bin altın bulamıyorsunuz. Biz size 200 bin verelim. Siz sadece faizini ödeyin, ana para kalsın. Sonra 200 bin oldu 300 bin, 300 bin oldu 500 bin, 700 bin. Sonra 50 sene değil, 1800 1826'da Vakai Hayriye, 1850-58'de Kırım Harbi, 1876'da Düyun-ı Umumiye. 18 sene. Evet. 18 senede Düyun-ı Umumiye'ye gittik. Düyun-ı Umumiye şu demek, vatandaşlarımız bilmiyorlarsa, borçlar idaresi demek. İngiliz, Alman, Frans, yani Sayın Bahçeli'nin tabiriyle Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank.
Bunlar geldiler abi, şeye kondular. Çöktüler. Bizim vergi gelirlerimizi, Düyun-u Umumiye, Devlet-i Aliye Osmani'nin vergi gelirlerinin tamamını yöneten kurum oldu. İki yetmedi. Tuzlalar var, madenler var, tekeller var. Bütün bunların idaresi aldı. İhsar var, tekel var. İhsar, tekel idareleri tabii, onlar. Evet. Ülkenin ne kadar tarım ve madencilik ürünü varsa onlardan elde edilen gelirlere de kondular. Demir yollarına yer koydular. Şimdi IMF, Düyun-u Umumiye gibi katı, kurasız bir şey değil. IMF ucuz kredi veriyor. Ama siyasetçilerin sevmediği bir tarafı var IMF'nin. Diyor ki, arkadaşım diyor, harcarken ben limit böyle dilim dilim vereceğim parayı. Benim şu bir ay içerisinde şu hedeflere ulaşırsan ikinci dilim verilecek. Tabii. Şu hedeflere ulaşırsan üçüncü dilim. Para da çok ucuza geliyor. %2,5% ama şartlı geliyor. Evet. O zaman hükümetler de sevmiyorlar bu işi. Yani hani seçim gelecek, oraya biraz ulufe dağıtalım, buraya biraz ulufe dağıtalım. Olmuyor. Dolayısıyla Düyun-u Umumiye kadar vahşi bir yapı değil ama IMF'de kural getiren, popülist politikaları engelleyen bir kurum. Ve bizim bankamız aslında, çünkü biz oraya ortağız. Bundan korkmamak lazım. Ben IMF'ye gidilsin istemiyorum tabii. Onun için adam gibi bir iletişim kursunlar, bir program açıklasınlar. Yüksek enflasyonun sebebi sadece parasal genişleme değildir. Parasal genişleme sebeplerinden bir tanesi. Başka ne var? Otonom harcamaların büyüme hızı. Doktora dersinde anlatıyorum. Otonom harcamaların büyüme hızı ne demek? Otonom tüketimler. Bu tüketici kredileriyle dağıttığınız şeyler var ya, onlar AVM'lerde orada burada tüketimi arttırıyor, azdırıyor. Bir, iki, otonom yatırımlar. Otonom yatırımlar devam etsin. Harca, onlar yatırım çünkü üretim kapasitesini arttırır. Ama efendime söyleyeyim, kamu harcamaları, otonom kamu harcamaları, transfer harcamaları. Bunlardan devletin kontrol edebileceği kamu harcamaları ve transfer harcamaları. Diğerleri... Mehmet Bey de bu işi çok iyi yapar yani. Tabii, biliyor yani. Yapar. Uzmanı yani. Vergi gelirlerini arttıracak, yani sıkı bir maliye politikası. Bunu yaparken de fakire fukaraya dokunmadan daha çok herkese eşit, belki zenginlere biraz daha fazla yükü dağıtarak yapması lazım. Çünkü sosyal, bizim devletimiz anayasada yazan tabirle sosyal devlettir. Yani ezilmiş, altta kalan kesimleri daha da ezmek değil, onları korumak amaçlıdır bizim devletimiz. Anayasamız onu söylüyor. Hepsi yemin ettiler, daha yeni 15-20 gün oldu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün milletvekilleri namus ve şerefleri üzerine yemin ettiler. Sosyal, laik, demokratik, hukuk devleti. Sosyal devlet, hukuk devleti değil. Bunu, onun için bir enflasyon programı ciddi, ilk etapta fakiri fukarayı gözetecek şekilde bir mali sıkılaştırma, bununla beraber bir parasal sıkılaştırma, ilk etapta bu. Belki dış destek, bundan sonra yapacağımız daha önemli şeyler var. Beklentiler düştüğü vakit döviz kurunu daha istikrarlı hale getirmemiz lazım, enflasyonu düşürmemiz lazım. Uzun dönem kalkınma hedefleri, belki daha kamucu, daha dayanışmacı bir, planlı bir kalkınma programı oluşturmamız lazım. Bunu Cevdet Bey çok iyi yapar, oradan geliyor çünkü. Kesinlikle. Tabii. Yani yapılacak şeyler belli, onlar da biliyor bunu ama ne hikmetse böyle bir, yani daha fare doğurdu gibi bu. Bence döviz kurunun falan yükselmesinin bir sebebi de bu, beklenenin çok altında artması. Aynen. Peki hocam, çok teşekkürler. Reklama gidiyoruz.